Selamlar, Selam. hoş geldin. Hoş bulduk Senan, ne haber? Bir Fatih Terim müridi olarak seni <laughs> hocanın belgeseliyle ilgili içeriğimizde ağırlamazsam olmazdı tabii ki. Ee, i̇yi yaptın, iyi yaptın. Bu arada dur. bir şey söyleyeceğim. Bu stüdyoda, bu arka planda çok uzun zamandır bir şeyim vardı. Özeniyordun değil mi? Evet, evet. İçimde kalmıştı. Orhan abiye konuk ettin, <laughs> sen yaptın falan filan. <laughs> Ee, neyse pidemiz yok ama olsun. Buna da <gülüyor> <gülüyor> buna da razıyız yani. Yani seni sarısın arkaya da kırmızı e, renk koymuşlar. E, tam evet, Galatasaray tam oldu. olmuşsun şu anda. <laughs> e, Netflix var mıydı sende? Vardı evet. Ben kapatmıştım abi Hı. uzun bir süredir. Ama e, bu ay e, yeniden Terim belgeseli için açıyorum. Birçok insan öyle yaptı bu arada. Yani Netflix biliyor şimdi. Evet. Ee, doğru taşa oynadılar. Merakla da bekliyoruz ve hani bu beklentiyi de karşılaması için belgeselde olmazsa olmaz diyeceğimiz 5 içerik ne olmalı? Seninle bunu konuşacağız. Evet. İlk aklına ne geliyor abi? Onu sorayım. Vallahi hocayla alakalı ilk aklıma benim e, yani hocadan dinlemek istediğim, hocanın anlatmasını istediğim şeylerden ilk e, konulardan biri 6-0'lık Fenerbahçe <laughs> Yani çok, girdin. Çok merak ediyorum hocanın o dönem ne hissettiğini, o maçta ne hissettiğini. Hatta bir gün mesela örnek veriyorum hocayla bir röportaj e, şeyim olsa, fırsatım olsa. ilk soracağım şeylerden biri de şu. Hocam 6-0 olduğunda yaktığınız puronun tadı nasıldı? <laughs> Gerçekten ederim. spesifik olarak bunu merak ediyorum yani. Çünkü <laughs> o kadar iştahlı bir şekilde içiyordu ki hoca o proyu. Yani o pronun tadı nasıldı çok merak ediyorum. ya. Yani. Ya bu arada herkes normalde bu soruya UEFA kupasını anlatmasını bekler vesaire. Zaten onlar belgeselde geçiyordur Zaten diye. Zaten olacak aynen. Biz spesifik olanları konuşuyoruz yani en spesifik neler olabilir ee diye konuşuyoruz ee şu anda. O yüzden hani o ayak vesaire zaten ama 6-0 hakikaten konuşulması lazım. Çünkü 6-0 hocanın karakterini de çok net yansıtıyor. Çünkü başka bir hoca olsaydı 2-0'da bırakırdı veya 3-0'da bırakırdı. Hadi 4-0'da bırakırdı. 6-0'a kadar Galatasaray savunma hatta orta sahanın çizgisindeydi evet, yani. Öyle. E, tam bir e, Chelsea maçı da öyleydi bu arada. Hatırlıyor musun bilmiyorum 5-0 biten. Doğru. Yani hoca gemileri yakma şeyi cesaretine sahip. Yani öyle bir cesaret ki yani o mesela 6-0'lık maçta bizim savunma çizgimiz, çizgimiz o kadar öndeydi ki Ümit Ozat arkaya koşu yaptı yani. <laughs> hani başka türlü anlatamazsın bu maçı yani. Ümit Ozat'ın arkaya koşu yaptığı e, bir golle sonuçlanan bir maç yani. Öyle gerçekten. Bülent Korkmaz'ın açıklaması var. Bir iki gün evden çıkamadım falan diyordu. Yani hocanın pros'u Bülent Korkmaz'ın açıklaması gerçekten. Ama çok normal çünkü maç maç öyle bir maç değildi yani. 6-0'lık bir maç değildi. Ya örnek veriyorum Kadıköy'deki 4-0'lık maç 6-0'dan kat ve kat daha aslında ezici ve hiç böyle izlemek bile istemediğim maçlardan biriydi mesela benim. Ama 6-0'lık maç öyle değildi. Belki 1-0'da falan bir anda 2-1'e 3-1'e dönebilecek bir maçken bir anda ne olduğunu anlamadan 6-0'a yani geldik. Yani. Top falan Hocanın yani. mesela o proda, proya çok güzel bir asıldığı bir an var. Böyle <laughs> hakikaten böyle <laughs> inanılmaz bir fırt çekiyor prodan. Orada diyor ki biz bu... <laughs> maçı hak etmedik yazdı yani. Pro'nun dumanında <laughs> bu 6-0'lık maç değildi yazdı yani. Bu arada bize sağ olsun Zübeyde ve Hasan bir sürü not çıkardı hocanın evet. kariyerinden. Biz onların içinden de bir sürü işte eleme yaptık. İkinci sıraya neyi diyorsun? Neyi görmek isterdin? İkinci sırada şunu görmek isterdim. Biraz yakın dönem. Nerede kalmıştık tweet'i ile başlayan ve sezon ortasında geldiği ve aynı zamanda 2018-2019 şampiyonluğu ile sonuçlanan süreci hem başını işte bekleme süresini o beklerken acaba ne hissetti? Çünkü bir Fatihlerin baskısı vardı camiada Tudor'un kötü gittiği dönemlerde. O dönemlerde mesela takımla alakalı bir fikri var mıydı? Bir düşüncesi var mıydı? Hmm. O döneme nasıl hazırlandı? Mesela onları da Fatih Hoca'dan dinlemek isterdim açıkçası. Ben de bir tweet'in bu kadar etki edebileceğini hiç beklemiyordum abi. Şeydi yani mesela. Tweet o kadar büyüdü ki. Evet evet. Ya yani şey gibi. O tweet'i büyüten bir tweet daha var mesela Bülent abi'nin attığı tweet. Evet. ...işte e, masa aynı, oturan e, yeni kartlar yanına dağıtılıyor. Herkes işte dikkat etsin gibi. Bülent Timurenk evet. de belgeselde yer alıyor bu arada. Evet, evet. Hatta yine e, çok e, manşetlik bir cümle vermiş evet. sonunda. İşte Nobel kazanan e, romancının bir sonraki romanı her zaman merak edilir diye. O dönemi de mesela merak ederdim yani. Hani daha detaylı, daha derine indiği bir açıklamasını... ...neler yaşadığını çok merak ederdim. Üçüncü sıraya geçelim. Üçüncü sırada da biraz hocaya hafif kırgın ve kızgın olduğum bir dönemi. Aysal. Döneminde. Aysal döneminde yaşananlar. Hoca biraz o dönemlerde sessiz kalmayı denedi çünkü. Ve milli öyle takıma bir, imzasından dolayı mı kırgın? Öyle bir tercih. Evet. Milli takıma imzasından dolayı kırgınım. Çünkü orada çok tam sezon içerisinde aslında onun için... ...yani Fatih Hoca için tepki gösterdiğimiz birileriyle çalışıyor olması... ...beni çok kırmıştı o dönemde. Orada çok geride hava, kaldı tabii. Orada bir biri karşıladı. Ne demişti? Ahımız var. ...var hocam mıydı? O? Ahımız var hocam demişti ama çok bağlantılı değildi sanırım. O biraz da takıma karşı. Ha, miydi? O takımda yaşanan sıkıntılara karşı bir... O da ahımız ikonik vardı. bir anda hoca bir durdu. Neyse hiçbir şey demeyeceğim dedi ve gitti. O da evet, şeydi evet, gerçekten. Evet, evet. Ya orada İconik mesela yani. hani hep Ünal Aysal tarafından dinledik. Aslında daha işin magazin tarafını. Ama hoca çok suskun kalmayı tercih etti. Yaptığı basın toplantısında da çok bir şey anlatmamıştı. O dönemlerde. O yüzden yani hocanın suskun kalmasına değil... ...ama sonradan çalıştığı insanlardan dolayı... ...ben o zamanlarda hocaya çok... ...çok kırgındım... ...o dönemleri de daha net... ...duymak isterdim mesela... Bence... İlk ...ya şeyi çok merak ediyorum mesela... İlk Yıldırım Demirören'le yaptığı... ...toplantıda ne konuşuldu... ...çünkü iki ay önce... ...çok ciddi bir... ...sert bir e, maçın ardından... ...Mersin maçının ardından... ...iki ay değil daha da fazla olabilir bu arada... ...Mersin maçının ardından... ...esip gürlediği... ...adama karşı... ...nasıl bir plan program yaptılar mesela... ...çok merakla... Dinlerdim yani. Ben de belki bu devir değiştikten sonra bu belgeselde Netflix belgeselinde olmaz ama bir kitap falan yazarsa öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Belki birkaç senesi daha var onları açıklaması için. Olabilir olabilir. Öyle, öyle ama en merak ettiğim şeylerden biri de mesela işte Aysal dönemindeki ayrılık ve sonrasındaki milli takım dönemi. Herhalde bir süreç daha merak ediyorsundur. O da çok magazinsel olarak devam etti. Şu Euro 2016 ve Arda Turan olayı. Evet. Sonra barışmaları falan. Ya e, ben aslında o olayın çok basit bir şey olduğunu düşünüyorum genel kanının aksine herkes arkasında çok inanılmaz büyük gizemler arıyor. Çok inanılmaz büyük işte kavgalar, tartışmalar arıyor. Ama ben çok basit bir konunun saçma sapan iki tane yüksek profilli işte geri adım atmayan iki insanın garip bir şekilde aralarının bozulması olarak görüyorum ben. Yani bu bir bilgi değil tamamen tahmin. Ya işte bu Arda'nın takımın prim mevzusunu ocaya aktarırken belki kurduğu Yanlış bir cümleden kaynaklanmış olan hocanın bir anda parlaması ve süre gelen olaylar. Bir de o ara Arda'nın da üst üste çok yaptığı hatalar vardı. İşte o dönemlerden kaynaklı çok ufak bir şeyin bir kıvılcımla çok büyük bir şeye dönüşmesi olarak algılıyorum. Ama yine çok muallakta bıraktılar o dönemi. Hem Arda muallakta bıraktı hem hoca muallakta bıraktı. Aslında hoca biraz daha böyle iğneledi bir şeyler yaptı bana ama... Şeyi... Türkiye Büyük Millet Meclisi havası verdi. Yani o kadar çok şey konuşup aslında hiçbir şey söylemediler ki. Aynen öyle. Yani televizyona çünkü izliyorsun iki saat boyunca Arda konuşuyor hiçbir şey söylemiyor. Fatih evet. Hoca iki saat basın toplantısı yapıyor hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Çok acayipti gerçekten o dönem. Evet. Yani onların hala o konularda herkesin bir şey söyleyip hiç kimsenin hiçbir şey söylemediği <gülüyor> <gülüyor> tam siyasete dönmüştü iş. Ama bazen de diyorum ki acaba o kadar da detayına bilmesek mi? Ya çünkü gerçekten insanları bir yere koyuyorsun tamam mı? Bazen insanları koyduğumuz yerde onların da insan olduğunu unutuyoruz. Yani onların da bir insan refleksi verme e, durumları olduğunu unutuyoruz. Onların da hata yapabilme lükslerini bazen arka planda bırakıyoruz. Yani çünkü Fatih Hoca da bir insan. Belki insani diyaloglarında, kişisel ilişkilerinde yanlış yapabilir. Çok normal çünkü o bir insan yani. yani tamam. Arda da aynı şekilde. İşte bazen bu e, kafamızda koyduğumuz yerlerden düşmesinler diye acaba o kadar derine inmemek daha mı iyi? Bazen de bunu düşünüyorum mesela. Peki başka konu? Başka konu Milan-Fiorentina dönemleri. Evet İtalya ee... dönemleri biraz şey zaten. Hani bizim Türk basında yansıdı ama 20 yıl önce o kadar şey değildi. Uluslararası habercilik o kadar Türkiye'de her İtalya'da olanları birebir takip edemiyorduk. Şimdi mesela İtalya'da bir takım maçı olsa her hafta izlersin. Evet. O dönem o kadar kolay değildi. Fiorentina'nın her maçını izleyelim, Milan'ın her maçını izleyelim. O yüzden flu kalıyordu. Ben de o yüzden çok merak ediyorum. Gittiği zaman orada imparator falan diyorlar. Müthiş bir sempati vesaire şey yapıyor ama... Flu yani onları çok daha net umarım belgeselde anlatmışlardır diyorum. Mesela İnzagir'in penaltısı sorulabilir hocaya. Evet. Yani İnzagir'in penaltısında ne hissettiniz diye sorulabilir. Bir de şöyle bir e, aslında yanlış bir kanı var. Sanki hoca gitmiş ve başarısız olmuş dönmüş gibi genel bir kanı var aslında. Fiorentina'da Halbuki, çok başarılı zaten. Fiorentina çok başarılı. Aslında Milan'da da başarılı baktığınız zaman. Ya şimdi hele Milan'ın bu dönemlerini düşünürsen... yani hoca Milan'da çok büyük işler başarmış gibi e, algılarsın. Bu dönem tekrar toparladılar da. Evet evet ve mesela şeyi de sormak isterdim. O hep konuşulan beyefendiler masasının gerçek olup olmadığını, o beyefendiler masasıyla alakalı nasıl şeyler yaşadığını hep sormak isterim. Çünkü genelde mesela biraz daha e, arka planda o beyefendiler masasıyla ciddi bir sorun yaşadığı ve beyefendiler masasının onu aslında çok Milan'da görmek istemediği, Carlo Ancelotti'yi yerlerine, yerlerine getirmek istediği konuşuluyordu. Ama mesela bazen de bakıyorum Milan teknik direktörlüğü sonrasındaki hayatlarında hepsiyle de çok iyi arkadaş mesela. İşte Maldini ile görüşüyorlar, sarılıyorlar falan mesela. Gattuso bayılıyor. Gattuso yani. bayılıyor. Doğum gününü kutladığında yani övgülerde şey yaptı yani. Açtı gitti yani. Öyle bir doğum günü kutlaması vardı. Bir de vardı. da biraz bir soğukluk vardı herhalde. O Pillo Pillo da var ama... Falan. Mesela Pirlo'nun kitabı, kitabı da çok yanlış algılandı. Bu arada Pirlo'nun kitabı da çok yanlış algılandı. Hı. Aslında Pirlo kitabında... Bunu zaten aslında çok defaatle söylendi ama... Biz yine de yeri gelmişken söyleyelim. Pirlo kitabında Fatih Hoca sürekli bir şeylere tahtaya bir şeyler çiziyordu. Fakat biz hiçbir şey anlamıyorduk. Çünkü tercüman yanlış çeviriyordu. Kötü çeviriyordu. Hiçbir şey yani, şey yani Fatih Hoca bir sayfa konuşuyordu. Tercüman bir cümle bir çeviriyordu. Bir cümleye çeviriyordu. Evet. Ya getiriyor aslında. Aslında bence Angelotto'nun kitabında hocayla alakalı daha kötü şeyler var. Ee, i̇şte BBG izliyordu falan filan gibi şeyler var mesela. Ama kimse Angelotto'nun kitabını konuşmuyorken Pilon'un kitabı burada olay oldu. Doğru diyorsun. Bu arada Inter işte Milan döneminde Inter'i 4-2 yendikleri de bir yine ikonik bir maç var. Yani evet. devreye 1-0 mağlup giriyorlar 4 gollü. Mesela o maç dışında Fiorentina'nın başında bir de Milan'ı yendiği var. Milan'ı yendiği bir maç var. O maç mesela aslında İtalya'ya aslında ilk imzasını attığı maçlardan biri. Ee, bu imza da şuna sebep oluyor. İşte böyle bir yorumculuğa falan gittiğinde elini öpüyorlar, Grande diye bağırıyorlar. Yani tribünlerden vesaire. İşte böyle bir imza atmış bir adam. Bu dönemlerde bence tüm detaylarıyla, bütün işte e, Milan dönemindeki yöneticilerle olan ilişkisi, Fiorentina'daki Floransa halkıyla olan ilişkisi. Çünkü çok ciddi bir ilişkisi var Floransa halkıyla. Ve hatta bu Netflix belgeselinin afişlerinden biri de Floransa'da Duomo'nun e, Duomo hemen yanında bir duvara da asıldı. Terim buradaydı diye. Bunu da dinlemek isterdim mesela hocadan. Evet. Son bir, e, beşinci... ...hakkımız kaldı. Evet. Olmazsa olmaz... ...diye düşündüğün. İkonik basın toplantıları. Evet. Hocanın çok Unutulmaz. sevdiği... ...hocanın çok sevdiği... Çocukken gazeteleri... çok gaza... ...getiriyordu ya. Üf, ya bir şey söyleyeceğim... ...35'imde de beni gaza getiriyor çocuk <laughs> gibi yani. Hocanın enteresan bir... Ya ...efsunlu bir adam bence. Yani hakikaten dümdüz... ...konuşunca bile gaza geliyorsun yani. Hani böyle en... Geçen sene mesela en çalkantılı gittiğimiz dönemlerde bir cümle ediyordu. Hop hadi bakalım aldık başımıza iş, yine gaza geldik durumuna geçiyordun yani. Bologna maçı sonrası resultante importante. Finito giocare. Risultato importante. Si? orada bir de bir de bir de, bir de orada e, hocanın söylediğinden çok mimikleri çok komik. Yani bu lütfen bu şimdi videoyu izledikten sonra o onu bir daha bir açın. Hocanın orada bir <laughs> Böyle bir yaptığı bir mimikler var. Zaten mimik konusunda Türkiye'de herhalde en önde gelen isimlerden biri. Yani hocam evet. şu yaptığı hareket falan. İkonik basın toplantı, hoca manşet vermeyi çok sever. Hocanın e, sözlerinden bir manşet gazetesi yani bir kitabı oluşturabilirsiniz yani. Yani İngilizce verdiği röportajda işte ''What can I do? sometimes? Look at the table.'' falan <laughs> bunlar böyle çok ikonik şeyler tabii. Ya Netflix bulabilir mi bilmiyorum ama beni çok etkileyen bir basın toplantısı vardı. Yunanistan Olympiakos maçı öncesi. <laughs> Yunan gazeteci sürekli bir e, ''Konstantinopolis'' diyor evet, şeye. Evet. İstanbul yerine Konstantinopolis'te oynayacağız işte taraftar vesaire diyor. Durdurdu hoca basın toplantısını. Çevirmene döndüğü yanındakine ''Sor bakalım İstanbul diyemiyor muymuş?'' dedi. <laughs> <laughs> sonra o şekilde çevirdiler falan böyle bir soğuk şey esti. Evet, evet, bazı top yani, bir esti. bir durdu falan böyle bir. O anda anlıyorsun zaten. Olympiakos yandı falan diyorsun ya. Yani. Böyle <laughs> bir, bir kaza geliyorsun <laughs> ya. Ya şey mesela çok alakasız ama e, Mersin maçından sonra söylediği bir laf benim çok ağzıma dolanmıştı. Şimdi tam net söyleyemeyeceğim. İşte neyin, kimin hangi gizli gündemim yok ki benim diyor ya mesela. Benim çok ağzıma dolanmıştı. Neyin ne olduğunu, nelerin ne hangi Durumlar başka yerler tam hocanın böyle sinirden konuşamadığı ama yine mahşer verdiği anlardan biriydi yani Ağzına sağlık. Netflix'in işi çok zor. Evet. Çünkü çok fazla beklenti var. Bizim saydıklarımız bile belgesel yapsan bir saat olur zaten. Bizim 5 tane öyle. beklentimiz Aynı bile. Öyle. Yani belli bir şeye, dakikaya nasıl sığdıracaklar bu kadar büyük bir kariyeri? İşleri zor. Onu bilemeyeceğiz ama Türkiye'de belgeseli çekilecekse çekilmesi gereken 2-3 kişiden biriydi Fatih Terim ki zaten Netflix gibi e, büyük bir yapımın büyük bir firmanın e, şu an terim belgeseline harcadığı paradan e, bu belgesele ne kadar önem verdiklerini anlamamız gerekiyor. Yani çünkü Türkiye pazarına girerken bile e, bunu bir pazarlamacı olarak söylüyorum. Türkiye pazarla, pazarına girerken bile sadece bu belgesel için harcadıkları parayı harcamadılar. E, belki çok ciddi dünya çapındaki bizim işte Arap biz Arap Yarımadasındaki oyuncuların çok ünlü oyuncuların çekildiği dizilere bile e, ...harcanmayan para terim belgeseline harcandı. Bugün belki Türkiye'de şu an 30 tane, 40 tane çok iyi yerlerdeki e, büyük duvarların Fatih Terim'le giydirildiğini görüyoruz. Ve bu çok ciddi bütçeler bunlar. Bu da ancak Fatih Terim gibi bir isme yakışırdı. Fatih Terim'in belgeseli çekilmesi lazım. Çünkü seveniyle, sevmeyeniyle, sevmeyeni olması da doğal. Çünkü hoca çok uç bir karakter. Çok uç ve e, zaten bu uç karakter olmasaydı Fatih Terim bu kadar başarılı olamazdı. O yüzden... Seveni de olacak, sevmeyeni de olacak ama her zaman Fatih Terim'e saygı duymayı bence becermemiz gerekiyor. Bu tüm taraf, takım taraftarları için geçerli bana göre. Çünkü çok büyük bir e, kariyer, çok büyük bir karakter. Seveniyle, sevmeyeniyle tekrar ediyorum. O yüzden bence hakkıyla e, Netflix inşallah Fatih Terim'in belgeselini güzel yapmıştır. Ağzına sağlık için Belgeseli izledikten sonra da bir de değerlendirme videosu değerlendirme, çekeceğiz birlikte. Evet de evet, değerlendirme videosu çekeceğiz. Güzel olur. E, ağzına sağlık o zaman. Teşekkürler Sinan. O zaman videoyu kapatırken sevgili izleyicilerimizden e, videoyu Fatih Terim hatırına <gülüyor> beğenmelerini <gülüyor> isteyelim. Ayrıca kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.